doktor sayısı 400. Doktorların favori ülkesi Almanya ve İngilizce konuşan ülkeler. Ayrıca 3000 doktor 2020'de ne yazık ki Türkiye'yi terk etmiş. Evet. Türkiye'nin şu an ihtiyacı olan, açık olan doktor sayısı 85 bin. Buyurun. Evet, yani bunlar oldukça üzücü. Bir de şimdi sektörün şu anda ne kadar büyüdüğünü anlatmak istiyorum size. Daha önce Almanya ve İngiltere'ydi. Şu anda İskandinav ülkelerinin dil kursları açıldı. Çünkü Almanya, İngiltere satürü olmak üzere. Mesela eskiden B2 kursuna gidiyordun. O kadar dil yeterliliği kabul ediliyordu Almanya'da. Şimdi o C1'e çıktı. Dolayısıyla koşullar zorlaştı. Şimdi işte İskandinav ülkeleri dil kursları açtı. Daha sonra başka bir şey, yani çok ilginç ve burada çok ciddi gelişmeler var. Oraya giden doktorlar, mesela Almanya'ya giden Türk doktorlar şirket kuruyor orada. Ve buradan oraya doktor getirmek için göç koçluğu yapmaya başlıyor. Bir kısmı şirket kurarak, bir kısmı YouTube üzerinde kendine kanallar açıyor. Buradan takipçiler ediniyor ve dijital yollarla para kazanıyor. Yani bu stratejik meslekler için çok sıkıntılı ama iktidara bakıyoruz, bakanlığa bakıyoruz. Bu konuyla ilgili ne yapıyorlar? Hiçbir şey yapmıyorlar. Şöyle bir mentalite var. Nasılsa biz işte kontenjan açıyoruz, yeni okullar da açıyoruz, alttan gelenler doldurur. Ama bu hem kaliteyi düşürüyor hem de o yeni gelenler sisteme girip de sistemdeki sıkıntıları gördükten sonra zaten gitme yolunda hepsi hareket ediyor. Hatta lise düzeyine düşmüş, yani aileler çocuklarını şimdiden dil okullarına yolluyorlar ki ileride işte mühendislik ve doktorluk gibi stratejik mesleklere giren çocuklar hem icrası hem eğitimi çok meşakkatli olan bu mesleklere vermiş oldukları fedakarlığın karşılığını alsınlar. Bakın, doktorlara karşı şiddetten bahsediyoruz. Sayın izleyicilere bir şey hatırlatmak isterim. Bu sadece hasta ve doktor arasındaki işte hastanın uygulamış olduğu fiziksel şiddet değil. Eğitim süresince de çok ciddi bir mobbinge maruz kalıyorlar. Hatırlayın, Uludağ'da ve Adana'da işte asistanlar intihar etmişti. Bir gene üniversite hastanesinde bir asistan diğerini öldürdü. Aselsan'da 2-3 kişi intihar ediyor, bir sürü konuşuluyor. Bu kadar doktor göçüyor, hiç bununla ilgili bir şey söylenmiyor. Ne mesleki tatminleri kaldı, ne çalışmıyor. Bu kadar fedakarlığın karşısında eskiden bir doktor işte işine başladığı zaman bir hani Volkswagen Golf araba alabiliyordu. Şu anda böyle bir şey yok. Ev alması mümkün değil. Eğer gittiyse zorunlu hizmete, diyelim Iğdır'a gitti, işte çocuğu var, artık okula gelmesi lazım, büyük şehre gelmek istiyor, işte çocuklar iyi eğitim alsın diye. Eğer devlet hastanesinde bir tanıdığı yoksa, çünkü devlet hastaneleri, araştırma hastaneleri artık ideolojik yerlere dönüştü. Bütün atamalar bu ideoloji ve kim yandaş, kim değil, kim bizim yanımızda. Mobbingler de ona göre yapılıyor. Dolayısıyla eğer bir tanıdığı yoksa bu yetenekli kişiler devlete giremiyor. Başka bir takım mevzulardan dolayı özel hastanelerdeki işte doktor ücretleri çok fazla düştü. Dolayısıyla hiçbir, yani hani oraya mı gideyim, buraya mı gideyim bir durumda, bir teklif geldiğinde de anında çekip gitme. Ha, daha işte doçent olmuş, hayatını zaten kurmuş, onlar o kadar riski alamadığı için gidemiyor. Ama bundan sonraki genç nesil zaten işte sosyal medyayı da iyi kullanıyor. İşte o YouTube'dakileri dinleyebiliyor vesaire. Onların çok daha fazla bir şekilde artarak gideceğini göreceğiz. Bu da bizler için çok üzücü bir şey diye düşünüyorum. Sayın Naz, hakikaten böyle bir Türkiye'den bir beyin göçü var. Yani doktorlar hem mobbing nedeniyle, hem ücret yetersizliği, hem İş yerlerinde uğradıkları haksızlıklar, sürekli nöbet yazılmasından ve siyasetin işe karışmasından. Size bir örnek vereyim, sözü size bırakayım. Bir tanıdığımın yeğeni Fatih'te bir hastanede görev yaparken Menzi tarikatı mensuplarının mobbingi yüzünden işini bıraktı. Tekrar söylüyorum, İstanbul'un göbeğinde, Fatih semtinde bir kamu hastanesinde görev yapan bu tanıdığımın yeğeni siyasi mobbing yüzünden doktorluğu bıraktı. Geldi Ankara'ya, geri döndü. Yani akıl almaz bir yöntem var. Bırakın başka şeyleri, sağlık alanında bile böyle bir uygulama var. Sokaktaki şortlu kıza zaten saldıran, küfreden, onlardan vazgeçtim. İnsanları giysilerinden dolayı hakir gören, İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden, kadını kadın yerine, adam yerine, insan yerine koymayan bir anlayış var. Tamam, ama ne olacak bu iş? Nereye doğru gidiyor? Haklısınız.
Sayın Ertürk maalesef çok uzun bir süreden beri devletin bu şekilde çeşitli gruplar, çeşitli illegal yapılar tarafından parsellendiğini ve bunlar arasındaki ilişkilerin işte giderek bir çatışmaya dönüşmeye başladığını hep beraber zaten Sedat Peker'in şeyleriyle, ifşalarıyla öğreniyoruz. Şimdi mevcut halimiz ne yazık ki son derece vahim. Yani toplum olarak da kendi trajedimizi bir anlamda izliyoruz. Bu büyük ölçüde geleceksizlik demektir. Şimdi bu sadece işte mesleği doktorlar olanlarda değil, eğitimli gençlerin büyük bir bölümü Türkiye dışına gitmek istiyor. Bakın Harvard Üniversitesi'nin şöyle bir araştırması vardı. Sıradan bir üniversite mezununun bir topluma maliyeti yaklaşık 230 bin dolar civarında. Şimdi siz ne kadar değerli bir kaynağı kaybettiğinizi buna göre hesaplayın. Yani işte yaklaşık olarak herhalde son 3 senede 260 bin kişinin biz Türkiye'den göç ettiğini biliyoruz. Çarpın hesaplayın. Yani biz şeye baktığımızda Türkiye'den işte dışarıya sermaye kaçışı, Türkiye'den dışarıya işte çeşitli çıkışlar, ödemeler bilançosu problemleri, bütün bunları konuşuyoruz ama bir de böyle görünmeyen dolaylı olarak çok ciddi bir sermaye çıkışı var. Yani bunu bir insan kaynağını sermaye diye nitelemek çok hoş bir şey değil belki ama maalesef gerçek bu, çünkü onlar bizim geleceğimiz. Bu yapı bu. Şimdi bununla uğraş yapmak zorundayız. Yani işte son zamanlarda özellikle ortalığa saçılan pisliklere, açıklanan işte itiraflara, yapılan işte ifşalara baktığınız zaman devletin bir anlamda sadece bir kabuktan ibaret kalmış olduğunu, içinin de büyük ölçüde çürümüş olduğunu görüyorsunuz. Şimdi böyle bir yapıda tabii kimse kendine bir gelecek tahayyülü yapamıyor, tahayyül edemiyor. Böyle bir gelecek hayali kuramıyor. Bu nedenle de ilk fırsatta kendini daha güvende hissedeceği, kendi geleceğiyle ilişki kurabileceği bir yere gitmek istiyor. Bizim çok ciddi ve çok temelde problemlerimiz var. Ve hepimiz de büyük ölçüde son zamanlardaki işte bu itiraflara yoğunlaştık ama büyük ölçüde onlar da magazinleşmeye başladı ve hiçbirimize değmeden, dokunmadan yanımızdan geçip gidiyor ve toplumda büyük bir umutsuzluk yerleşmeye başlıyor. Yani bu kadar şeyden sonra yine hiçbir şey olmayacak, yine hiçbir şey değişmeyecek, yine adalet tecelli etmeyecek, yine suçlular ceza görmeyecek, yine belli ilişkiler, belli işte bu tür çatışmalarda güçlü olan ortada kalacak. Ve olan ne yazık ki işte toplumun büyük bir çoğunluğuna olacak. O kesime de